Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz endüstri mühendisi Gökhan Kılınç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. 1970 Ankara doğumluyum. İlk orta öğrenimim Ankara'da tamamladıktan sonra Samsun'da liseyi bitirip Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne girdim ve oradan mezun oldum. Yaklaşık 30 yıldır sektörün içerisindeyim. İlk işe başlayışım yurt dışında kalite kontrol mühendisi olarak oldu. Neredeydiniz? Suriye'de çalıştım bir sene. Sonrasında aynı firmanın Ankara'da bir doğalgaz dağıtım projesi vardı. O projenin en başından kesin hesap ve bütçe çalışmalarına kadar, anahtar teslimine kadar çalışan birkaç kişiden biriyim. Aslında o firmayla sektöre de girmiş bulundum. Farklı alanlarda da çalışma imkanlarımız var bizim endüstri mühendisi olarak ama ben bir şekilde hayat beni inşaat sektöründe faaliyet göstermeme sebep oldu. İnşaat sektöründe çalışmanın şöyle dezavantajları da var. Tatiliniz yok, bayram tatilidir, cumartesi pazardır, ailenizle vakit geçiremiyorsunuz. O sırada benim yeni bir oğlum doğmuştu. Onunla vakit geçirmek, işte geç de olsa akşamları eve gelmek için o dönemde internet de çok yaygın değildi. İnsan kaynakları sitelerinden iş arayışlarına başladıktan sonra Ankara Kazan'da çelik imalatı yapan bir endüstriyel tesiste üretim planlama müdürü olarak başladım. Orada bir yıla yakın bir süre çalıştıktan sonra tekrar çekiyor demek ki beni. İnşaat sektöründe o Suriye'de çalıştığım proje müdürüm bana yeni bir iş teklifinde bulundu. Onunla Bakü Tiflis Ceyhan Bor hattında müteahhit firmada şantiye şefi olarak çalışmaya başladım. Ama aynı serzenişler devam ediyordu. Gene ben iş araçlarına devam ettim. Bu sefer tamamen farklı bir sektör. Havacılık sektöründe yer hizmetleri veren bir gene uluslararası bir firmada teknik lojistik müdürü olarak görev yaptım. 3 sene Esenboğa Havalimanı'nda görev yaptım. Bu arada okul bittikten sonra hep İstanbul'da çalışma hayalim vardı. Bu firma bana o şansı verdi. Sabiha Gökçen'de yeni bir oluşum vardı. Oraya gelir misin dedi. Yani düşünmeden kabul ettik. Ailece İstanbul'a taşındık. İşte 2-3 senede orada gene aynı görevi devam ettirdikten sonra bir şekilde yollarımız ayrıldı. Bu sefer Boğaziçi Üniversitesi'nde Teknokent'te bilgisayar yazılımı yapan bir firmada proje yöneticisi olarak çalışırken gene ilk Suriye'de çalıştığım bu sefer şantiye şefimle irtibat kurarak. Hep uzun vadeli evet, ilişkiler. Yani bir şekilde network bu bizim çok sektörde güzel. Çok önemli. Kesinlikle. Bu sefer Irak'ta çalışır mısın diye bir teklif geldi. Biraz tabii gene zor olacaktı ama dönemsel ihtiyaçları karşılamak adına Irak'ta çalışmayı kabul ettim. Bir sene Irak Basra bölgesinde mini bir boru hattında teknik ofis müdürü ve proje kontrol müdürü olarak görev yaparken yine ilk firmadaki network'ten faydalanarak şu anda çalıştığım uluslararası bir firma gene bu. Boru hattı konusunda hizmet veriyor. Orada çalışmaya teklifi geldi. O sırada tabii biz evi İstanbul'a taşımıştık. Benim hayallerim İstanbul'da devam ederken bu sefer hani doğduğun yer değil doyduğun yerde hayatı devam ettirmek yerine gene biz kürçü dükkanına Ankara'ya dönmüş olduk. Ne güzel. Yaklaşık 8-9 senedir bu projede devam etmekteyim. İlk başta yapım aşamasında proje kontrol, bütçe, planlama konularında görev yaptıktan sonra işletme aşamasında da aynı görevleri devam ettirmekteyim. Halihazırda çalışmaya devam ediyorum. Şahane, çok tebrikler. Daha nice başarılar. Teşekkür ederim. Diliyorum. Çalışmalarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Mesela bu boru hattıyla ilgili hangi bölgede daha çok faaliyet gösteriyorsunuz? Yani bu boru hattı aslında Azerbaycan Hazar Denizi'ndeki doğalgazı Avrupa'ya taşıyan bir proje. Biz Türkiye tarafı olarak sadece geçişi ve bazı bölgelerde de kullanım şansımız var. Bu projenin yapım aşamalarında aslında ben hani endüstri mühendisi olduğum için biraz inşaat ağırlıklı ama gene de inşaat sektörünün masa başındaki teknik ofis işleriyle işte işin raporlaması, bunların paraya dökülmesi ve firmaların yaptıkları işler karşılığında hak edişlerinin kontrolü, işte kesin hesabı, bütçesi, işte
geleceğe dönük harcama kalemlerinin belirlenmesi gibi farklı alanlarda. Evet, risk yönetimi var. O da bir şekilde var. Biraz parayla da çalıştığımız için her ne kadar elimize para değmese de yani işte o milyon dolarlar yönetmek anlamında evet. Var. Yani çok büyük projeler. Projenin evet bedeli çok yüksekti. Kesinlikle. Yani dolayısıyla hani dikkatli olmak yani tabiri caizse hani sentleri bile kaçırmadan bir şekilde takibini yapmak lazım. Evet. Bu zamana kadar hani bir şeyle sorunla karşılaşmadan görevimi devam ettirdim. Tabii burada teknik özellikler çok önemli. Evet. Çünkü doğalgaz petrol hattı olunca değil mi güvenlik, teknik tabii, şartların tabii. tamamen uyumlu istenen standartlarda olması. Şimdi son dönemlerde aslında Türkiye'de de inşaat sektöründe bazı yan kalemler daha önde yer almaya başladı. İşte çevre sağlığı, işte boru hattının tabii. gittiği güzergahtaki bitki örtüsü, hayvanların üreme Zarar mevsimleri. Vermeyecek. Artı iş tamamlandıktan sonra onların tekrar eski haline döndürülmesi. Hı hı. Keza iş güvenliği gene bizim olmazsa olmaz birinci hedefimiz, birinci şeyimiz. Hı hı. Artı sosyolojik etkileri orada geçen boru hattının geçtiği hı hı. bölgedeki halkın o alanda etkilenmeleri ya da yeni iş imkanlarının yaratılması gibi hı hı. farklı alanlarda da iş imkanları yaratıyor. Dolayısıyla bizim projelerden sonra inşaat sektöründe aslında bu dediğim kalemlere daha çok önem de verilmeye başlandı. Önceden sadece mühendisler çalışırken şimdi sosyologlar, biyologlar, arkeologlar. Mesela Erzurum'un tarihi bizim boru hattı projesi geçtikten sonra yeniden yazıldı diye biz kendi aramızda şey yapıyoruz. Yani bilinmeyen çünkü yer altından Bulunuyor. Çalışmalar devam ediyor. Bayağı bir çalışmalar yapıldı. Ayrıca Çanakkale Boğazı da gene denizin altından geçilerek orada da yeni şeylere denk geldi. Yani güzel bir proje. Mutluyum yani. Evet yani bir kooperasyon içinde değil mi? Aynen. Birçok bölüm. Aynen. Hakikaten çok güzel. Ülkemiz adına çok mutluluk evet. verici bu projeler. Evet. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran önde gelen özellikleriniz nelerdir? Yani biraz analitik zeka bizim yani özellikle benim evet. departmanda biraz daha ön plana çıkıyor. Yaptığım işi hani mümkün olduğunca titiz ve dikkatli şekilde yapmaya çalışıyorum. Sağlamaları birkaç yönden hani bulmacadaki gibi yukarıdan aşağı soldan sağa gibi hani kesin olmadan işi servis etmiyoruz. Çünkü biraz önce de dediğim gibi paraya dayalı çalıştığımız için hani sentlilerin bile denk gelmesi bizim için önemli. Hani bu konuda biraz daha şey aslında hem titizlik. Stresli hem de hani o son noktaya gelince aldığınız haz da aslında o şeyde çektiğiniz sıkıntıları bir şekilde karşılamaya yetiyor. Tabii. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Geleceğe dair aslında başında söylemek istedim. Endüstri mühendisi olduğum için çalışma alanları farklıydı. Aslında hiç inşaat sektöründe çalışmayı düşünmüyordum. Ama işte şartlar bir şekilde bizi buraya getirdi. Şimdi bundan sonra bu işletme süreci devam ediyor. Ben de yaklaşık bir 30 senedir bu mesleği yerine getiriyorum. Hani bundan sonra da bu sektörde bu firmamda kendi şu hali hazırda çalıştığım firmada hani işleri daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Hani oradan mesleki anlamda nasıl tatmin edebilir bizi? Onların şeyindeyiz, onların peşindeyiz. Ha, yeni arkadaşlarımız başlıyor. Onlara bilgi birikimimizi devrediyoruz. Tabii biraz onlar adapte olmaya çalışıyoruz jenerasyon farkından dolayı ama güzel bir birliktelik yaşanıyor. Evet. Siz uluslararası projelerde yer aldığınız için tabii evet. çok tecrübelisiniz. Bu tecrübelerinizi de paylaşıyorsunuz, aktarıyorsunuz. Tabii. O da yani çok güzel. Yabancıların en azından bu inşaat sektörüne bakış açılarını görmüş olduk. Tabii, hani vizyon bayağı bir vizyon kattı bize de. Bunu yeni genç arkadaşlarımıza iletmek de bize ayrı bir zevk veriyor. Harika. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tavsiyeleriniz nelerdir? Aslında ben bu projenin sadece üretim planlama ve üretim planlama diyorum. Proje kontrol aşamasında görev yapıyorum ama biraz önce dediğim gibi farklı alanlarda da yeni iş alanları açılmış durumda. Uluslararası projede çalışmanın faydası hani vizyonunuz gelişiyor. Aslında bizim çalıştığımız proje bir okul gibi hani farklı eğitimler, uygulamalı örneklerle devam ediyor. Yeni gelen arkadaşlarımız ilk başta biraz bocalasa da buradan sonrasında bu şirkette devam ederse
kariyer yapma şansı da var. Ama devam etmezlerse aslında piyasaya, yani özel sektörde farklı özelliklerle aslında aranılan adam olarak iş imkanları bulmaları daha da kolay oluyor. Ne güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani buraya çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Yeni meslektaşlarımıza umarım güzel bilgiler vermişizdir. Çok kesinlikle teşekkür ederim size. Harikaydı. Bugünkü konuğumuz endüstri mühendisi Gökhan Kılınç'tı. Efendim, katılımınız ve önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ederiz ve başarılarınızın devamını dileriz. Ben teşekkür ederim. Size de hayatınıza başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.